Günaydınlar efendim kanseri yenmek programımızda bugün aslında kanseri toplumda insanların ne kadar korktuğu bir hastalık olmasına rağmen ne kadar yaygınlaşmasına rağmen ne kadar da tedavi edilebilir başarılarının ne kadar yüksek olduğunu anlatacağız örneğin kan kanserlerinin lösemi ve lenfomalarda %80-90'lara varan 90'lara aşan başarı oranlarını, başarılı kemik iliği nakillerini, kök hücre nakillerini konuşuyor olacağız. Ve bu konudaki bilgileri bize Hematoloji Uzmanlık Derneği'nden konuğumuz geliyor. Derneğin yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Ayşen Timuroğlu anlatacaklar. Aynı zamanda hastası da konuğumuz Nur Hanım, Nur Çetin bizimle birlikte yaşadıklarını biraz olsun bizimle paylaşacak. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam şöyle başlayalım. Lösemi denince, işte kan kanseri denince eskiden vah vah tuttu, ne kadar kaç ay ömrü kaldı denilen bir hastalıkta bugün gelinen noktayı bize özetle anlatırsanız hastaları neredeyse tamamen tedavi eder hale geldiniz. şimdi pediatrik lösemilerde aslında artık kesin şifa kök hücre nakli yapılmasa bile kesin şifa söz konusu. Yani tedavi edilebilir bir hastalık. Çocukluk çağında erişkinlerde özellikle yeni tedavi alternatifleri ve kök hücre nakilleriyle artık kesin şifa yine söz konusu olabiliyor. Özellikle kök hücre nakli, allojenik dediğimiz bir başkasından yapılan nakillerle, Kesin şifa elde etmek mümkün akut lösemilerde. Peki bir giriş yine bilgi açısından izleyicilerimize lösemi nasıl bir hastalık? Aslında pek belirti vermiyor ama bir takım yerler var mı bu hastalığı yakalayabilen hastalar bu açıdan daha şanslı oluyorlar tabii ki erken teşhisle. Lösemi çok hızlı seyirli bir hastalıktır. Kemik iliğinden köken alır. Bir çeşit kemik iliği kanseridir. Ee, hastalar bize sorar, hocam kaçıncı evreyiz diye. Kemik iliği tutulmuşsa yaygındır. Kemik iliğinin olduğu her yer, dolaşan kanın olduğu her yerde bu hastalık var demektir. Ee, o yüzden e, lösemilerde evre bir evre iki diye bir yaygınlık e, söz konusu değil, tüm vücudu tutmuş anlamına geliyor. Ee, Peki örneğin bir diş eti kanaması ee, eğer normal gitmeyen durumlar varsa veya geçmeyen yaralar, evet belirtilerine bakacak olursak lösemilerin e, kemikliği hastalığı olduğu için normal kan hücrelerinin yapımı lösemilerde bozulur. Normal kan hücreleri yani kırmızı kan hücreleri al yuvarlar. Al yuvarlar e, ne işe yarar? Dokulara oksijen taşınmasını sağlar. Eğer ki bunlar azalmışsa ki kemikliğinde lösemi hücreleri olacağı için. Normal kan hücreleri azalacak, halsizlik olur bu hastalarda. Hı hı. Halsizlik e, yol yürürken, yokuş çıkarken, merdiven çıkarken e, ya da evde iş yaparken e, çabuk yorulma ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra diğer e, kan hücreleri yani lökosit dediğimiz e, vücut direncini sağlayan e, hücrelerde de yapım hı hı. azalacak veya bozulmuş olacak bunların yapımı. Enfeksiyonlara meyil hı hı. artacaktır yani geçmeyen e, tedavilere cevap vermeyen uzun süreli ateş durumlarında ve yine e, kemikli infiltre olduğu için yapılamayan trombositler yani pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerde hı hı. eksik olacağı için diş eti kanaması, burun kanaması, vurma çarpmayla kolay murarma bunlar löseminin belirtilerini oluşturur. Hı hı. Bu açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok hızlı seyirli bir hastalıktır. Bir ay önce bile kan tahlili yapılmış hı. olsa bir ay sonra lösemi çıkabiliyor. Hı hı. Peki Nuran'ın birazdan sizin başarılı tedavinizi dinleyeceğiz. Ee, tekrar geçmiş olsun. Teşekkür. Ama bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz ya. Hani çok belirtiler de belki çok belirgin olmayabiliyor. Siz nasıl ilk olarak şüphelendiğinizde gibi bulgular vardı? E, ben de de yorgunluk olmuştu, halsizlik olmuştu, e, okuluma gidemiyordum, nefes darlığı çekiyordum hı hı. ve e, haftada bir tekrarlayan grip ol, oluyordum, sürekli boğaz ağrısı, şişkinliği ve ateş. E, bu şekilde kan tahlili yapıldı ve e, bir oksidan sonra anlaşıldı hastalığım. Hı hı. Ve o anda tabii ki büyük bir e, şaşkınlıkla evet. karşı karşıya kaldınız. Buraya evet. döneceğim, hocam e, lösemilerde. Neden ortaya çıkıyor diye belli bir sebep var mı bugün tıbben? Şöyle belli bir sebep yok tüm kanserlerde olduğu gibi. Ama tabii riski arttıran bazı faktörler gösterilmiş, özellikle insektisit dediğimiz. Bu tarımla uğraşanlardaki e, yabancı otlar, yabancı e, böcekler için kullanılan ilaçlar, işte radyasyon. E, bunların yanı sıra mesela sigara yine e, bir sebep olarak gösterilebiliyor. Ama mutlaka şundan oldu diye bir şey yok. E, İmmün sistem yine aslında oldukça önemli. E, İmmün Sistem bozulan kişilerde, immün sistemi bozulmuş olan kişilerde e, kanser hastalarına yakalanma olasılığı yüksek. Daha önceden bir başka hastalık için kemoterapi almışsa bir kişi hı hı. yine e, risk yüksek olabiliyor. Ama hı hı. %100 şu demek mümkün değil. Evet. Peki löseminin tedavisi, e, ilaçlarla mı başlıyoruz, kemikliği gerekli mi tüm hastalara nakiller, kök hücre nakilleri ne zaman gerekli? Ee, löseminin tedavisi tabii ki kemoterapi ile başlıyor ee, çünkü hastaya bir iyilik halini sağlamak lazım nakle almak için ee, kemik ilikleri ne kadar temiz ise nakle girdiklerinde e, başarı şansı o kadar yüksek mutlak surette iyilik halini oluşturmak lazım bunun için bir kür veya iki kür e, kemoterapi alması şart aslında. Ancak her lösemi vakasına tabii ki nakil yapılmıyor. E, tanıyı koyduktan sonra bazı parametreler var. İyi prognoz parametresi diyoruz hı hı. veya kötü prognoz yani seyrin kötü olacağını gösteren bazı parametreler var. Bunlarla birlikte değerlendirerek bu hasta kök hücre nakline gider diye e, karar veriyoruz. hı. hı. Peki kök hücre nakli kaç çeşittir? Bunun tipleri var çünkü bize bir özet olarak bilgi verebilirseniz ve nasıl yapılıyor, e, e, kandan gerçekleştiriyor. Bu kan nasıl alınıyor? Kabaca iki tip kök hücre nakli vardır. Biri hastanın kendisinden, biri yabancı bir kişiden. Bu yabancı kişi kardeşi olabilir veya aileden bir başka birey olabilir veya aile dışı bir birey olabilir hastaların kendisinden yapılan nakileri otolog nakil diyoruz her hastalıkta yapılmıyor bu özellikle lenfomalarda multipil miyeloma dediğimiz bir tip kanserde yapılıyor bu nispeten başkasından yapılana göre daha kolay bir süreç ancak hı hı. Ee, hasta tabii ki yine kemoterapi alıyor. Kemikliği olabildiğince iyi düzeye geliyor ee, ve bunun üstüne kök hücreleri toplanıyor. Kök hücreler üç şekilde elde edilebiliyor. Ama tabii bu otolog kendinden yapılan için söz konusu değil. Hı hı. Kemikliğinden veya dolaşan kandan. Hı hı. Dolaşan kana kök hücreleri e, çıkartıyoruz sayısını arttırıyoruz ve bir cihaza bağlayarak kök hücreleri topluyoruz. 3-4 saat içinde toplanabiliyor. Ama öncesinde yaklaşık bir 5 günlük bir ilaç kullanımı var. Daha sonra hastanın bu kök hücrelerini donduruyoruz. Hı hı. Bir müddet sonra yüksek doz kemoterapi verip ardından bu kök hücreleri veriyoruz. Bu kendinden nakil oluyor. Başkasından nakil ise en sıklıkla kardeşler arası oluyor bu kardeşler arası uyum. E, evet yüz... onu da Nura, Nur Nuran'ıma soralım isterseniz size e, kök hücre nakli önerildi. Peki nor, sonraki süreç nasıl ilerledi? Ee, Bakıldığı kardeşlere benim iki kardeşim var bir ikiz kardeşim var bir de ablam var. Ee, i̇kiz kardeşim ayrı yumurta olduğu için e, o tutmadı ama ablamla uyumumuz olduğu için kendisini birlikte birlikte Nakil yapabildik. Güzel bir e, sevinçti gerçekten ablamdan çıkması. Uzun bir süre oluyor. E, bir, bir buçuk ay kadar hastanede kalıyorum. E, ama sonrasında altı ay kadar da evde yine bir kimseyle fazla görüşme olmadan bir sürecim hı hı. oluyor. Ondan sonra ben yine bu bir sene içerisinde okuluma da başladım. Devam hı hı. edebildim. Çok, zor çok süreç güzel. ama daha sonra e, toparlayabiliyorum. Evet aslında sen bir bakıma şanslıydın çünkü uygun kemik iliği bulunabilmişti. Evet biraz şanslıyım. Bu, bu çok zor bir süreç midir? Yani uygunluk ne şekilde yakalanır? Ee, kök hücre nakillerinde, kemik iliği kök hücre nakillerinde ön planda olan kan grubu değildir. Hı hı. Doku grubu dediğimiz farklı proteinlere bakarız. Hücrelerin yüzeyinde bulunan. Farklı proteinleri HLA diye e, bunun kısaltması var. E, kardeşler arasında uyum olma olasılığı %25 ile %30 civarında. Hı hı. En fazla. Hı hı. Kardeşler arasında yoksa eğer anne baba evli ve çocuğu varsa çocuklarına veya daha diğer akrabalarına bakabiliyoruz. Şöyle SGK şu an için 25 kişiye kadar hasta için doku gruplarına bakılmasına karşılıyor. onay veriyor. Evet karşılıyor çünkü bunlar pahalı testler hı hı. ayrıca. Eğer ki bulamamışsak Sağlık Bakanlığı ile Kızılay'ın 2012-2013 yıllarında koordineli bir şekilde kurduğu Türk Kök diye hı. hı. E, Kök hücre merkezimiz var Türkiye'de. Evet oraya danışılıyor oradan. Oraya başvuruyoruz. Hı hı. Orada gönüllü vericiler var ee, oraya başvuruyoruz çok kısa süre içinde uyumlu verici var ya da yok diye bize geri dönüş oluyor. Hı hı. Ee, kök hücre toplama işine de kısaca değinmek istiyorum ben çünkü hı hı. verici olmak isteyenler korkmazlar diye. Evet, bunun bir riski diye. var mı örneğin e, riskli bir yöntem midir? Onu soranlar olabilir. E, kök hücreleri bağışlamakla ilgili herhangi bir, bir e, risk var mıdır? Şöyle onu soranlar oluyor gerçekten. Hatta e, evli eşi hani versin hı hı. istemiyor mesela. İşte bir şey olursa benim işim ediyor. Evet. Ee, köküce kök hücre bağışlamanın hiçbir sıkıntısı yok. Belki erken dönemde ağrı olabilir. Bir iğne yapılıyor. Çünkü 5 gün kadar bir iğne aşı hı hı. yapılıyor. Ee, Bağışlayan buna bağlı kök hücre sayısını arttırmak için dolaşımdaki hı hı. Bu da bağlı olarak kemik ağrıları olabiliyor. Bazen gripal bir tablo, gripal enfeksiyon geçiyormuş gibi veya hafif bir ateşi olabilir ama hiçbir yan etkisi uzun sürede özellikle yok. Peki şunu sormak lazım, köküce naklinden sonraki süreçte çok da kolay olmasa gerek nasıl bir süreçti? Kemoterapide de. Tabii zor bir süreç geçiriyoruz ama e, nakilden sonraki süreç aslında en önemli ve kendimizi en çok koruyacağımız dönem olmuş oluyor. E, her şeye dikkat ediyoruz, her şeyi yiyemiyoruz, insanlarla temas kesinlikle olmuyor. Yani ben aileme hasret olmuş oluyorum e, bu süreç içinde. E, daha zorlayıcı bir süreç oluyor aslında e, organlarla alakalı sıkıntılar yaşayabiliyorum bazen. Ama sonuç olarak çok önemli bir iyileşme. Evet ee... evet bunlar zorlukları sadece ama sonunda e, sağlığıma kavuşuyorum tabii ki de. E, bu güzel bir şey. Şu anda tamamen bitti aslında. Tamamen bitti. E, bir hafta sonra ikinci yılımı doldurmuş olacağım. Çok çok güzel. Aynen. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Peki hocam şunu da sormak lazım. Hastalara bu kök hücreler nakledildikten sonra nasıl bir iyileşme başlıyor? Şimdi öncelikle ben şunu vurgulamak istiyorum, bu kök hücrelerin nakli bir ameliyatla değil, hı hı. damardan kan veya işte trombosit verir gibi o şekilde nakli. Serum alır gibi. Serum alır. Aynen, aynen. Çünkü bazı yerlerde ameliyat gibi vurgulanıyor, bu e, ister istemez insanların biraz korkmasına yol açabilir. Bilinmesi lazım. Evet. evet. Kesinlikle bir ameliyat değil damardan veriliyor kök hücreler. Bunlar gideceği yeri biliyorlar zaten. Direkt gidiyorlar kemik iliğine yerleşiyorlar. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra... Hastaların bu iyileşme süreçleri... iyileşme süreçlerinde e, Nur da yaşadı bunları. En büyük sıkıntı enfeksiyondur. Hı hı. Yani ateşinin yükselmesi Ateşli hastalığı. Ateşli bir hastalığa... Lazım yakalanması en büyük sıkıntımız budur. Bu nedenle e, steril ortamlarda tutuyoruz, hastanın yanına girişleri e, engelliyoruz çünkü dışarıdan giren her kişi e, virüs, bakteri, hı hı. bütün emekler boşa gitmesin. Tabii ki, tabii çok ki. çok dikkat ediliyor. Peki kemik iliği nakilleriyle ilgili kimler verici olabilir? Yani kişinin mutlaka sağlıklı bir birey olması gerekiyor. Başka hangi kriterlere bakıyoruz? 18 ila 50 yaş arası. Bazı yayınlarda bu yaş 55'e çıkıyor ama bekleme süreci çok uzun olabileceği için 50 yaş arası sağlıklı herkes verici olabilir. Sağlıklıdan kastım daha önce herhangi bir kanser geçirmemiş, hepatit yani bulaşıcı sarılık, HIV, bu tip virüslerle karşılaşmamış kişiler verici olabilir. Vericiler sadece bir iki tüp kan veriyorlar bir de onay formu. Hı, hı. Onay formunu imzalıyorlar ama bu şu anlama gelmiyor. Ben bunları verdim, verici oldum. İstediği zaman vazgeçebilir. Hı hı. Nereye başvuracaklar? Bu e, gönüllü verici merkezleri var. Türk Kök hı hı. projesinde e, Türkiye'de benim e, şu an için bildiğim 12 yer var. İstanbul'da da Kartal'daki Kızılay Kan Merkezi bu işle ilgileniyor. Oralara başvurabilir. E, 18 ila 50 yaş arası, 50 kilonun üzerinde hı hı. E, sağlıklı her birey kök hücre donörü olabilir. Evet, Profesör Doktor Ayşen Timuroğlu hocam bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve ediyorum. Nur hanıma da Kışlatı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Buradan izleyicilerimizi bu hastalıkla ilgili bilgilendirdiği için. Sevgili izleyenler, kanseri yenmek programımızla ilgili ve bu konuyla ilgili bize her türlü sorunuzu gönderebilirsiniz, mail atabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz ve program videolarımızın da tekrarını yine internet sitemizden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşene dek güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın.